Yeni bir videoma hoş geldiniz. Sizin pazar. Aha telefon. Tam videoya başlıyorum. Telefon çalıyor. Şimdi şu merdiveni sileceğim arkadaşlar. Merdiveni böyle elimle siliyorum. Kolaya böyle su alarak tabii ki. Merdiven moklanması olmuyor mokla veya şeyle makineyle. Onun için böyle burayı elimle siliyorum böyle. Bir köşeli güzel şularını falan böyle Altay'ın gergisi burada. Böyle küçük bez alıyorum. Daha çok böyle kenarlarına, köşelerine güzel şey yapabilmek için, girebilmek için. Burayı fazla kullanan olmuyor merdiveni. Daha çok asansörle şey yaptığımız için, girip çıktığımız için. Ama yine de tabii ki tozlanıyor. Hani pislenmiyor ama tozlanıyor sonuçta. İşlerimi bitirdim. Kendime böyle pastırmalı yumurta yaptım. Ekmek, domates, altına peynir sürdüm ve karnımı doyuracağım şimdi. Cihan bugün kahvaltıya sadece müsli yedi ve maçına, yani takımının maçına bakmaya gitti. Oynayamıyor ya daha. Miley de yok. Ben de dedim en iyisi şu evimin işlerini bitireyim şöyle. Ondan sonra rahat rahat böyle kendime bir şey hazırlar yerim. Saat bu arada 2'yi geçiyor arkadaşlar. Önce Cihan'a bir şey fiş deyip yeniden kartofu püre yapıyorum ben burada. Arkadaşlar önce bir Cihan'a. Şimdi ben patlıcan tarifi vereceğim size. Ama biliyorum onu Cihan yemeyeceğine göre ben ona bir onun yemeğini hazırlayayım. Sonra bu patlıcanlarla tarif vereceğim. Rendelenmiş peynir lazım. Kamerayı ne tarafa çevirdim size. Şimdi ben bir hazırlayayım tarifi. Malzemelerini bir tarif olsun, değişik bir tarif olsun patlıcanla. Çoktandır tarif, böyle doğru dürüst tarif vermedim yani. Değişik bir tarif. Ne lazım? Her türlü tepsiyi de hazırlayalım. Evet, çıkartalım. Şuraya koyalım. Hazır olsun. Kağıdını değiştireyim. Instagram'a da yükleyeceğim bu tarifi. Ararsanız, eğer videomda bulamazsanız, bazen öyle oluyor arkadaşlar, ben bile kendim hangi tarifin hangi videoda bilemiyorum bazen. Hani soruyorlar işte aynı onun şu tarifim vardı falan. Kendim bile bilmiyorum yani. Onun için Instagram'a da profilime yüklersen orada kalıcı olur diye düşünüyorum. Bunu da hazırladık. Evet, şu an başka bir şey lazım değil. Önce dediğim gibi şu Cihan'ın yemeği çıksın arada. Böyle rahat rahat rahat. Tarifimizi yaparız. Zaten bir şey yeterli Cihan'a. Burada çekimimi yapıyorum. Size hemen buradan anlatayım. Patlıcanları yıkadım. İkiye böldüm. Ve içlerini böyle kestim. Dibine kadar. Şöyle kesiyorum bakın böyle. Güzel. Kestikten sonra tuzlayacağım. Üzerine zeytinyağı gezdireceğim. Oradan şimdi biraz sizin görmeniz zor ama yani o kadar da zor bir şey değil. Ben şöyle kameranın önüne koyuyorum. Telefonumun önüne çekim yapmak için. Bunlar şimdilik tepsiye buraya kapatacağım böyle. Kolay değil iki tarafı birden böyle yapmak ama yapacağız bir şeyler. Bu arada siz de böyle hiç yoktan benim çekimlerimi nasıl yaptığımı görmüş olursunuz böyle arka planda. Şunları böyle toplayalım hemen şuraya. Bunu fırına sürelim. Tamamdır. Şimdilik bu kamerayı ben burada en iyisi hiç oynatmayayım. Şimdi tuz şöyle kenarı alalım. Şöyle baharat. Domates lazım. Böyle
şu küçük domateslerden üzerine koymak için. Zeytinyağımızı kaldırabiliriz. Patlıcanları böyle eziyorum, size göstereceğim. İçini şöyle. Böylece içini ezdim. Çekime böyle devam edeyim en iyisi, size daha güzel görüyorsunuz. İçine oregano, biraz ben pul biber atıyorum. Şöyle lezzetli olsun. Üzerine peynirimizi şöyle güzel yerleştiriyoruz. Şöyle şuraya yumurta yeri açıyoruz. Yerleştiriyoruz. Şimdi yumurtanın sadece sarısını kullanıyoruz. Şöyle. Ve bunu fırına sürüyoruz. Patlıcanlarım tamamdır. Şöyle ilk size göstereyim. Arkadaşlar bakın. Sarısını tabii ki istediğiniz gibi pişirebilirsiniz. İster daha az pişirin, akıcı olsun. İster daha fazla pişirin. Tabii ki o size kalmış bir şey. Hani zevkinize kalmış bir şey. Ama çok lezzetli oluyor. Ben bunu 3. defa yapıyorum. Bir denemenizi tavsiye ederim. Ve çok da kolay aslında. Şöyle yakından bir çekim yapayım size de. Bakın tiftikledim biraz. Instagram'a çekim yaparken. Çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Bir deneyin böyle. Bakar mısınız? Peynirle karışık. Enfer. Şimdi arkadaşlar ben kaçar saat 8 oldu. Burada kapları vardı. Şeyin annesinin, Bengisu'nun işte. Bengisu'nun. Onları aldım. Ben Türkiye gittiğimde Miley Bengisu'larda kaldı ya biraz. Sağ olsunlar, kızıma göz kulak oldular. Ve burada kaplar hala duruyor. Onları aldım. Şimdi çıkıyorum. Biz burada kahvemizi içtik. Kahvemizi. Böyle güzel Türk kahvesi. Ben bir şey göstereceğim size şimdi. Buraya geldim. Burada da pasta faslı devam ediyor. Miley ile Bengisu burada da pasta. Anne buraya şey koyacağız mı? Bak papya koyacağım. Yavru. Doymuyorsunuz mu pasta? Osman. Evet canım yapışır. Okay. Yapışır. Body rock. Eve geldim. Bu kap. Onların kapı değildi. Şimdi kimin olduğunu bilemiyorum arkadaşlar. Kimindi bu acaba? Nereden geldi? Neyse şuraya bir çekmecime bırakayım. Pastayını yedik. Çocuk kızların yaptığı pastayı ama çekim yapmıyorum. İşte alışık olmadığım yerde böyle çekim yapmaya böyle rutin çekimi yapmayı unutuyorum. Böyle ay bunu çekeyim diyorum. Ondan sonra da onu diyorum. Evi toplamadan gittim acele ya şimdi bir anam buna ne oldu? Şey buraya bir mutfağımı toplayacağım öyle yatacağım. Bana acil güzel bir çekim için böyle özel telefonu tutan ışıklı mışıklı öbürkü de güzel değil yamuluyor ikide bir bayılıyor öyle bir şey lazım. 3 tane patlıcanı böyle yedim bakın burada bir tanesi kaldı ben onu şimdi bir şeyin içine alıp kaldıracağım. Ben onu yarın bir kabın içine fırına veya airfryer'a, mikroveleye koyarım ve ısıtır yerim. Hiçbir şey olmaz. İçinde peynir tabii ki şey oluyor. Hani ne diyorlar? Peynir sertleşiyor ama ısıtınca geri şey olur. Burada birkaç domatesim de arttıydı. Bakın bunu da buraya koymuştum. Onu da böyle koyacağım buraya. Böylece buzdolabına kaldıracağım bunu. Ve eminim şu fırınıma tepsilerimi geri koyacağım. Buraya. Sabah çıkarttığım zaman buradan mutfak gözümün önünde toplu olsun.
Mutfaklar ayrı olunca böyle olmuyor işte. Mutfak ayrı olunca kapıyı kapatıyorsun. Çekiyorsun. Oluyor, bitiyor ama böyle olmuyor. Şimdi patlıcanın kabuklarını da tabii yenebilir. Beraber hepsi yenebilir de ben pek patlıcanın kabuğunu sevmiyorum. Onun için sadece içini yedim. Sonra yine ay bunu niye attın falan demeyin arkadaşlar. Normalde ben patlıcanı daha çok soyuyorum yaparken. Burada böyle ve hepsini de yıkayacağım hemen. Ben aslında bugün annemlere bilet bakacaktım. Türkiye'den dönüşleri için bilet, uçak bileti. Ama bir türlü elim deyip bakamadım. En mühim onların biletleri alınacak. Ne kadar oldu annemler gideli? 600 ay sonuna doğru mu gitmişlerdi? Artık yavaş yavaş gelsin bu sene. Fazla kalmasınlar. Yeter. Bu kadarlık diyorum. Sağlıkları aslında yerinde olunca, hani sağlıkları el verdikçe kalabilirler. Türkiye'de uzun da kalabilirler. Mesela ne zamandı? Geçen sene miydi? Evet, sene miydi? Bakın unuttum bile. 10'uncuya kadar kalmışlardı. Ama arkadaşlar artık babamın yaşı, belirli yaşı, hani eskisi gibi değil. Seneler, hani her sene daha da şey oluyor. Tabii yaşlanıyor. Ve ben istiyorum ki yanımda, gözümün önünde olsunlar. Ne yalan söyleyeyim. Tamam, orada abim de var. Var, akrabalar var. Bakıyorlar, çok güzel bakıyorlar. Allah için şimdilik orada aynı ben gibi bakıyorlar. Ama ben gözümün önünde olsunlar. Benim yanımda olsunlar. Her zaman gidip gelebileyim, görebileyim ne yaptıklarını. Öyle istiyorum. Konuşuyoruz, buradan her gün konuşuyoruz. Ama tabii ki yanında gibi olmuyor. Bir yerim ağrıdı desin veya şöyle oldu dedikleri zaman telefonda içime sinmiyor, aklım onlarda kalıyor. Acaba diyorum daha başka bir şey var da bana söylemiyorlar mı diyorum. Yani hiç onlar orada olduğu zaman ben burada rahat edemiyorum. Alışmışım onların böyle yanımda olmasına. Anneme de telefonda da dedim. Anneme kalsa biraz daha kalacak. Gelmişken biraz daha kalalım. Kalın anne ama tamam kal, sen o zaman kal dedim. Ben babamı getireceğim buraya. Babamı getireceğim şuraya, evime. İstiyorum öyle. Ne bileyim içinde o var. Şuraya köşeye getireceğim babamı. Oturtacağım oturma odasında. Burada benimle biraz, burada benim evimde dursun. Öyle istiyorum yani. Onun için. Bir de Kütahya'dan direkt şeyler varmış. Uçaklar varmış. Haftada bir kere Stuttgart'a iniyormuş. Münih'e inen uçak yok direkt Kütahya'dan. Direkt uçağa bindireceğim bu sefer. Direkt bilet alacağım. Oradan Kütahya'dan binsinler, buraya Stuttgart'a gelsinler. Ben onları alacağım. Silas sen nereye çıktın? Silas! Bu Silas. Silas'ı. Silas'ı görüyor musunuz? Ha? Nereye çıkmış? Bakın. Ne yapıyorsun sen orada? Ha? Evet, Allah kamerada yamuk. Bu baygın tripodu da var ya, bu baygın tripodu artık kaldıracağım. Böyle eğdiğim zaman ışık yapsın diye şeye, mesela çektiğim ürüne böylece şey, telefonla beraber bu da gidiyor. Bunun daha bir sağlamı olması lazım. Öbür evde nasıl yapıyordum hala adım vermiyor. Evet böyle arkadaşlar. Vallahi bu vlog nasıl oldu sizce? Bir tarif verdim. Başka da bir şey yapamadım. Ha, sabahtan Altay da vardı. Altay'la gezdik, ettik dışarılarda. Ama Altay öğlen uykusunu uyuyunca işlerimi, güçlerimi yaptım. Hani Altay'ımı da görmeden duramıyorum işte. Duramıyorum. Altay'ımı göreceğim. Bak. Gel. Bak aşkım. Bak Silas. Bak. Şöyle eskisi gibi. Eskiden biz ne yapıyorduk Silas'la? Böyle ben Silas'ı kucağıma alıyordum mutfakta. İkimiz böyle kameraya bakıyorduk. Konuşuyorduk. Böyle yap bak. Böyle yap teyzelere, ablalara. Dur elini dur şöyle patini bir bırak. Bakın tırnak şeylerini çıkartıyor hemen. Böyle yap. Bye bye. Bye bye yap. Böyle tschüss. Şöyle yüzüne bir bakar mısınız? Artık ay kamera. Şuralara ağarmaya başladı arkadaşlar. Şuralara ağarmaya başladı tüyleri ya. Yaşlanıyor benim dedem ya. Ay kuzum. O karnını. Ah bu karnını yerim ben senin ya. Çok seviyorum bebek. Ya bildiğiniz bebeğim bu benim. Bildiğiniz bak. Suratına bakın. Suratını bir göster.
Hiç olmaz. Hiçbir şey de yapmaz. Oh, yerim seni ben. Arkadaşlar kısa bir vlog oldu zannedersem ama umarım yine de hoşunuza gitmiştir. Bir pazar günü bu kadar çekim yapabildim. İnşallah bir dahaki videomda yarın yeniden yeni bir videoyla karşınızda olurum. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoma bir beğeni diyorum. Ve kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.